Selamun aleyküm. Aleykümselam. Selam. Hepiniz hoş geldiniz. İnşallah boş inşallah. Selam min Hudi Teala kefaret buke inşallah. Allah-u Teala kefaret etsin. Rabbim bir daha güzel versin. İster adı mısın? Hadi peygamber işte razı be inşallah. Hadi kemaniye ben de hadi. Hacı razı be inşallah. Bir öke daha seyir hep ki inşallah. Rutubat Allah'ın da. Hacı razı be. Hadi zana. Ve fakat o zon, zon, iki zon zıparlı mezde mesela zon. Zon dedi ben şey kabul ettim. Zon ne yapak? Yani yan zon ne kabul ne okun? Yalnız havala hadi hoşken. Havala hadi hoşken. Bu olay 3-4 gün önce cereyan etti. Gece yarısı saat 4 gibi emniyet teşkilatından ellerinde arama belgesi olmaksızın kapı çalınmadan kapılar koçbaşı kırılarak içeri girilmesi, çocukların mahremiyeti, kadınların mahremiyeti gözetilmeden yapılan bir kötü bir eylemdi aslında. Şimdi meselenin nasıl cereyan ettiği konusunda aile reisleri oldukça geniş anlamda izah ettiler. Yani çok da sıkıntılı bir mesele olduğu için biz de anlatmakta doğrusu zorlanıyoruz. Yani vicdanımız kabul etmiyor bu meseleyi. Gece yarısı ev koçbaşıyla kapılar kırılıp içeri giriliyor. Kadınların mahremiyeti başlarını örtme izni bile verilmeksizin alınıyor ve kocaları, eşleri gözlerinin önünde yere yatırılıp dipçiklerle vurulması ve ayaklarla ezilmesi sonucu tutuluyor. Emin amcamızın 78 yaşında olan Emin amcamızın feryatlarına kimse kulak asmaksızın tam tersine dalga geçilerek gel onu kurtar kurtarabilirsen diye karşılık verilmesi ve Emin amcamızın ellerini havaya kaldırıp sizi Allah'a havale ediyorum demesi yine bu gelenlerin vicdanlarını vicdanlarını bir daha bir an bile olsa sızlatmamış. 2 aylık yeni doğum yapmış bir gelinin, evin gelini çocuğun ağlaması, altına kaçırması dahi bırakmıyorlar ki gelin çocuğunu susturmasına bile izin verilmiyor. Yani o gece tam 90'lı yıllarda yaşanılan nice gecelerden vahşi bir gece olarak yine tarihe geçildi. Ve maalesef bu mazlum ailenin sesi Hüdapar olarak biz medyaya vermeden önce de ki hiçbir yetkili ne duymak istedi, sadece örtünün üzerinin kapatılması konusunda belki çaba sarf edildi. Ancak biz parti olarak bütün insanların onurunu koruma, onların hakları ve hukuklarını koruma adı altında çabalarımızı sarf ediyoruz ve bu ailenin de yanında olduğumuzu bütün kamuoyuna deklar ediyoruz. Ve bu kardeşlerimizden aldığımız bilgileri de genel merkezimize rapor olarak sunacağız. Ve bir dahaki sefere böyle olayların yaşanılmaması, yani 2021 yılında olduğumuz bu asırda, bu çağda, bu dönemde herkesin demokrasiden bahsettiği, kadın haklarından bahsedildiği, insan haklarından bahsedildiği bu dönemde hala da 90'lı yılların hasretini çeken bazı insanlara gün doğulmaması için, fırsat verilmemesi için öncelikle yetkilileri göreve davet ediyoruz. Bu işin içerisinde kim suçluysa, kimin dahli varsa bunların bir an evvel yani ortaya çıkartılması, cezalandırılması ve bu ailenin de gönlünün alınması gerekir. Gönlük kırık bu ailemizin bir an önce özür dilenilmesi ve gönlün alınması gerekiyor. Başka alternatiflere çekilmeden bunu bizzatihi yetkililerin gelip yapması lazım. Ve bunu onlardan bekliyoruz. Tabii biz bunu genel merkeze ileteceğiz. Raporlaştıracağız bunu. Hukuki olarak da kardeşlerimiz hangi adımı atacaklarsa arkalarında olacağımızı tekrar beyan ediyoruz. Allah kefaret etsin, geçmiş olsun. Allah razı olsun. Allah Teala bir daha böyle sıkıntıları göstermesin. Sizi daha yükseltin inşallah. Allah razı olsun. Allah sizi istedir. Allah razı olsun. Allah maşallah. Allah'ın kalabızın birbirimizi sağlar. Amin. Ben duvarı alayım.